zor bir sevgi görmemiş bir kız. O yüzden de hayatta istediği şeyleri farklı yollardan elde etmeye çalışan bir kız. Klinik psikoloji diye düşünüyorum. Var mı zorlandığımız bir şey? Olmasa gerek. Yok ama süre kısaymış. Şimdi sen Beşiktaş'ı gönül. Gönülden çok seviyorum. Atiba Haşır. Fernando. Bravo. Yine tutturduk bu senkronu. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Genel kültür bilgi yarışması tutkunları 10 soru bükücü programında bu sefer çok değerli genç ama çok başarılı bir konuğum var. Sevgili Ece Yaşar, hoş geldin. Hoş buldum. Burada birlikte eğleneceğiz. Bugün beraberce yarışacağız. Hiç öyle çukurdaki karaca gibi durmayacaksın, değil mi canım? Yok, çok iyiyim. Çok iyisin. Evet. Çok kolay sorular hazırladık. Yine beraberce eğleniyoruz. Ya bakmayacak, bak göstere de bilmiyorum. Görüyorum şey Öyle mi? yan gözle bakınca da. Bak. Şimdi millet diyecek ki Metin Hoca'ya bak soruları yan yan gösteriyor. Ben Olsun o bakmıyorum. kadarcık. Siz bakmazsınız olur biter. Zaten çok kolay soru. Hazırsan geliyor. Hazır. Sabahları öterek günün aydığını bize haber veren hayvan papağan mıdır, martı mıdır, horoz mudur yoksa penguen midir? Evet, düşünme süresi değil mi? Horoz. Niye düşündüğünü sorabilir Zor bir soruydu. Zor bir soruydu. Haklısın Düşünmek aslında. istedim biraz. Değil mi? Hayır, şimdi de böyle başlangıçta hani zor bir şey sorup şey yapmak yerine bu sefer de bu kadar kolaysa bırakırım bu işin bakışı ortaya çıkıyorsunuz sevgili Ece. Ama yani bu soru ısınma sorusu öyle Evet. diyelim. Bak güzel bir soruyla devam edelim. Dansa merakın var mıdır? Evet. O zaman bu soru sana güzel gelecek. Şimdi aşağıdaki sayacaklarımdan hangisi Rio Karnavalı ve Brezilya ile özdeşmiş dans türüdür. Seçenekler geliyor. Mamba, samba, hey mambo, bachata. Samba. Samba doğru yanıtı geliyor tabii ki süre dolmadan. Kolaymış değil mi sorularımız? Evet. Gördüğün gibi. Evet, son 2 yıldır Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri Çukur. Evet. Aslında çok güzel gülen bir kadınsın ama orada biraz daha değişik bir karakter değil mi? Evet, biraz benim için farklı bir tecrübe oldu. Zor bir sevgi görmemiş bir kız. O yüzden de hayatta istediği şeyleri farklı yollardan elde etmeye çalışan bir kız. Yani kötü bir karakter demek istemiyorum ama kötü bir Küçük karakter. karakter. Evet. Oysa bak ne kadar güzel, ne kadar hanımefendi bir kız. Ama tabii bu nereden kaynaklanıyor? Başarılı oyunculuk eğitiminden Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü bölümünden mezunsunuz. Evet. Kaç mezunsunuz? 2016. Yeni mezunlardansınız. Evet. Ama ne yazık ki okulumuzla ilgili sorunlarımız var değil mi? Evet. Kanun hükmündeki kararnameyle bütün hocaları bir anda alınıveren ve Türkiye'nin pek çok önemli tiyatrocusunu yetiştirmiş okulumuz ne yazık ki zor günler geçiriyor. Umarız evet. düzelir. Bak hayatın her alanından da konuşuyoruz yani sadece samba sormuyoruz. Peki senin bir yakın çalışma arkadaşınla ilgili bir soru gelsin. Hazırsan sormak istiyorum. Üçüncü sorudayız. Çok sevdiğim birisi aynı zamanda. Bir zamanlar Anadolu, uzak, sen aydınlatırsın geceyi, bulantı gibi filmlerden de bildiğimiz ve son olarak Çukur dizisinde gönüllerimizi fetheden Ercan Kesal. Mesleki eğitimini acaba klinik psikoloji mi, psişik psikoloji mi, klimatoloji mi yoksa kriptomani üzerine mi yapmıştı diye Evet. Klinik psikoloji diye düşünüyorum. Doğru yanıt son saniyede geldi. Tebrik ediyorum. Tabii ki klinik psikoloji. Hekim evet. aslında aynı zamanda. Çok yönlü bir sanatçı. Aynı zamanda hekimlik yapıyor galiba. Yapıyor. Ya da yapmış bir yapıyor. Dönem değil mi? Doğru biliyorum. Var mı zorlandığımız bir şey? Olmasa gerek. Yok ama süre kısaymış. 10 saniye. Kısaymış. Tam daha az İşte oldu. Zaman hız dönemindeyiz ya. Hem sohbet edelim istedik arada hem şey yapalım. Şimdi sen Beşiktaş'ı gönül. Gönülden çok seviyorum. Çünkü evet. aslında hepimizin yükseleni çarşı olduğu için. Evet. Ben de Fenerbahçe kongre üyesiyim ama ben de seviyorum. Peki o zaman ben sana birini sorayım. Şimdi sayacağım futbolculardan bir tanesi Beşiktaş'ın kadrosunda yer almıyor. Çünkü o bir kaleci. Süre başladı. Caner Erkin mi, Gökhan Gönül mü, Fernando Muslera mı yoksa Atiba Hutchinson mı? Atiba Hutchinson. Fernando. Son saniye. Bir aksiyonet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Galatasaray'ın kalecisini Beşiktaş'ta oynatmayarak neyse ki. Güzel bir Beşiktaş'ta olma şansı yakaladım. Caner Erkin, Gökhan Gönül bizim Fenerbahçe'den giden iki emektardı. Atiba Hutchinson yine Beşiktaş'ın çok önemli isimlerinden biri. Fernando Muslera da Galatasaray'ın kalecisi.
Arada olur böyle ama yanlış yapmadık gördün. Evet. Yapmadık. Devam ediyoruz. Yarışın yarısına geldik. Fotoğraf makinelerinden vizörden bakınca görünen çerçeveye pasaj mı denir? Ekran mı denir? Drenaj mı denir? Yoksa kadraj mı? Kadraj denir. Kadraj denir. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Çünkü sen aynı zamanda fotoğrafçılıkla da ilgileniyor musun? Doğru mu? Evet. Ya bu soru hani biraz evvelki soruyu kabul edebilirdik de bu olmazdı. Bunu yapamam. Hele drenaj olsaydı. Bak öyle durumlarda Allah muhafaza butonu var bu biliyorsunuz. No. Bastığınızda no, böyle Allah diye bağırıyor. Yanlış bir vaziyette bağırıyor. Ona basmıyoruz o yüzden bu aralar. Şimdi devam edelim. Hayatı acılarla geçmiş birini sormak istiyorum sana. Nedeni de sahneye ilk kez çıkan kadın çünkü. İşte o kadın. Dört isim geliyor karşına. Yıldız Kenter mi? Suna pek uysal mı? Afife Jale mi? Yoksa huysuz Virgin mi? Hangisi? Afife Jale. Afife Jale tabii adına ödüller verilen Türkiye'nin ilk kadın sanat ilk kadın sahne tiyatro sanatçısı. Gerçekten ömrü acılarla geçmiş ve o yoğunluk içerisinde yaşadığı o acılar onu ne yazık ki kötü alışkanlıklara sürüklüyor. Biliyorsun büyük aşk yaşıyor Selahattin Pınar'la. Selahattin Pınar'la yaşadığı aşk da hepinizin bildiği başka yerlerde söylediğiniz o muhteşem şarkı var ya. Nereden sevdim o zalim kadını ya da huysuz ve tatlı kadın. İkisi de Afife Hanım'ın ellerinden kayıp gitmesi üzerine yazılmış şarkılar. Aslında Selahattin Pınar'ın ölümü de çok ilginç. Onunla bağlantılı. Afife Jale'yi kaybettikten sonra İstanbul'da hiç gittin mi bilmiyorum. Kalamış Marina'nın orada bir Todori tesisleri vardır Fenerbahçe'nin. Todori gitmedin. Yani Todori meyhanesi aslında. Orada kendisine yasak olan bütün yiyecekleri, aklınıza gelebilecek bütün yiyecekleri masanın üstüne koyup çalıp söyleyip yiyerek bir cins intihar etmişti. Bu da aşkı kaybettikten sonraki, yani aşkını kaybettikten sonraki hayata veda biçimi. O da Selahattin Pınar'ın unutulmaz özelliklerinden biri. Evet, devam edelim. Yedinci sorudayız. Bak bunu da hatırlayacaksın. Dünya Güzelleri adlı programda hem kendi aralarında hem de gezdikleri ülkelerin insanlarıyla yaşadıkları ilginç olaylarda bizi çokça güldüren 3 önemli büyük sanatçımız vardı. Onlar acaba Mazhar Fuat Özkan mıydı, İzzet Çelik Ercan mıydı, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan mıydı yoksa Metin Ali Feyyaz mıydı? Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan. Doğru yapın, bravo. Son saniyede geldi. Gerçekten de ilginç bir programdı. Çünkü 3 bir araya gelmesi bir araya getirmek mantıklı olarak çok başarılı ama kurgu iş yaptılar. Kurgu yapmasalar bence yıllarca devam ederdi. Bıraksalar kendi hallerinde bu 3 nevi şahsına münhasır insan çok garip şeyler yaparlardı diye düşünüyorum. Var mı zor soru? Yüzümüz güldü değil evet, mi? Yok. Devam edelim. Peki kolay bir soru da şimdi başka bir alandan gelsin. Bir sayının kendisiyle çarpılması bize o sayının kendisini mi verir? Karesini mi verir, kökünü mü verir, kare kökünü mü verir? Bir sayı kendisiyle çarpılır. Karesini verir tabii ki. Çabuk yanıt geldi, tebrik ediyorum. Doğru yanıt. Hani oyuncular biz matematikten anlamayız falan derler ama gerçekten anlaşılır. Anlamam. Öyle mi? Sayıları çok sevmezsin. Sayıları çok sevmezsin öyle mi? Severim ama hiç ona eğilmediğim için o konuda hiç geliştiremedim kendimi. O aslında hayatın her alanında ister istemez matematik var. Evet. Her alanda var yani. Evet. Güzel altın oranda var. Bak şu kağıdın şeyinde bile evet. Matematik var. Toplanmış iki sayının. Neyse başka bir zaman anlatırım. Ya da hadi madem bir kararlık malumatı furuşluk yaptık. Efendim 1 artı 1 2. 2 artı 1 3. 3 artı 2 5. 5 artı 3 8. 8 artı 5 13. Bu giden ardışık sayılar bundan 600 yıl önce bulunmuş olan bir dizi. O dizideki her sayıyı bir önceki sayıya bölersen 1.116 çıkıyor. Altın oran. Bak ekranlarda var, telefonda var. Fotoğrafta yüzümüzün var. Yüzümüzün güzelliğinde var. Evet, baktığınız vizörde var. Bütün deniz kabuklu hayvanlarında o oran bir dairesel biçimde gidiyor falan falan. Ya. Şimdi bak bu bilgileri her yerden kafaya toplayacaksın. Ama bir de 9. soruda daha ilginç bir bilgi var. O da şöyle. Her türlü bilgiyi barındıran, ansiklopedi niteliği taşıyan ama ülkemizde erişimi yasak olan bir internet sitesi. PayPal mıdır? Booking midir? Wikipedia mıdır? Yoksa Imgur mudur? Wikipedia. Wikipedia ne yazık ki hala yasak. Hala yasak. Ama biliyorsunuz yasağı biz değil deliyoruz. Mi? Şeyleri başka türlü girerek deliyoruz ama yasak mı yasak. Bu PayPal da çok önemli bir ödeme sitesi. Onun da yani her an çekilebilir, şey yapabilir diye duyuyoruz. Şimdi geliyoruz bir popüler kültür sorusuna. Beni yerimden zıplattı.
Çünkü kadına yönelik şiddetin hiçbir açıklaması olmaz. Ama katıldığı televizyon programında Sıla'ya yönelik o şiddeti aklamaya çalışan ve gündeme gelmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir ne yazık ki popüler figür var. Kendisine sanatçı diyor. Bu hanımefendinin adı acaba Tuğba Kinci midir? Tuğba Gecikinci midir? Tuğba Ekinci midir? Tuğba Gerici midir? Hangisidir? Tuğba Ekinci. Tuğba Ekinci doğru yanıtı geliyor. Keşke son saniyede geldi. Keşke bunlara hiç ihtiyaç hissetmese. Yani birdenbire canlı yayının ortasına fırladığını hatırlıyorum. Bir başka ödül töreninde görmüşsündür belki. Yani gündeme gelmek için fırsatı kaçırmamak kötü bir özellik. Oysa çalışarak, iyi şeyler yaparak gündeme geliniyor. Hep gündemde kalın. Teşekkür Çok güzel yarıştık. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Çok güzeldi. Ama biz sizi eliboş yollamak istemiyoruz. Hayatınızın içinde bize zaman ayırdınız. Saat, bu da bir saat. Size hep güzel zamanları göstersin. Zaman planlamasında da her zaman yanınızda olsun. Çok diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. Yolu açık olsun. Güzel günler diliyorum. Efendim, bu kez sevgili Ece Yaşar'la birlikteydik. Genç başarılı arkadaşımla. Birlikte keyifli sorularla yarıştık. Bazıları çok kolay, bazıları çok zor gelmiş olabilir ama bilgi her yerde farklı biçimde işinize yarayacaktır. Bir sonraki 10 soru bükücüde buluşana kadar yüzünüzden gülümseme, aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın diyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyoruz. Merhaba. Hala abone olmayanlar var, görüyorum. Görüyorum. Bakın düzenli izleyin, şu zile basın, beğeniler gelsin. Hadi bekliyoruz.